Full Up English'ten sevgi ve selamlar. Bu videomda sizlere İngilizce konuşma yeteneğinizi nasıl geliştirebileceğinizi anlatacağım. Ünlü bir Türk atasözü der ki, ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Acaba hiç denemediğin için olabilir mi? Şimdi desem ki size, yani yüzme yeteneği nasıl geliştirilir? Yani herhalde beyni nohuttan büyük her insan yani yüzme antrenmanı yaparak der. Ancak konuşmayı geliştirmek için neden kimse konuşmayı denemiyor? Tabii hata yapma korkusu, işte diğer öğrenciler ne der, arkadaşlar güler mi korkusu maalesef ön planda. Bu işin özeti arkadaşlar doğru bir metodolojiyle, doğru bir yöntemle konuşmaya çalışmaktır. Doğru yöntemin nasıl olduğunu, prensiplerini ben size şimdi tek tek anlatacağım. Birinci prensibimiz arkadaşlar hedef kesinlikle mükemmellik değil, akıcılık ve anlaşılırlık olacak. Yani diğer bir deyişle kraliçe gibi İngilizce konuşmaya çalışmayın. Sadece derdinizi anlatma kısmına odaklanın. Hani yüklem yerinde mi? İşte özneyi acaba buraya koydum ama eğreti mi durdu? Bunlara odaklanmayın. Derdinizi bir şekilde anlatmaya çalışın. Tarzanca, elkol hareketleriyle dahi olsa bunu da şöyle düşünün. Biz kendi ana dilimizi öğrenirken bir sürü hata yaptık değil mi? Bu hatalara da hatta çok gülündü. İşte manmak diyor, işte bu diyor, bir şey diyor. Bunların bizim için birer komedi vesilesiydi. Ancak kendi öğrendiğimiz dilde neden yaptığımız hatalar rezillik vesilesi olarak görülüyor? Çünkü Genel olarak şöyle bir inanç var. Yetişkin olmanın bize yüklediği bir rol var. Hani bir şey yapacaksak iyi yapacağız yoksa yapmayacağız. İyi de iyi yapmayı öğrenmenin yolu deneme yanılma ve biraz da yanlışlara düşmekten geçmiyor mu? Nasıl yüzümü öğrendiğinizi bir düşünün. Hiç su yutmadan yüzümü öğrenen var mıdır? Ya da ilkokulda çizdiğiniz o ilk harfleri düşünün ve ilk büyük yazıları düşünün. Demek ki neymiş arkadaşlar? Öğrenme sürecinin çok doğal bir parçası hata yapmakmış. Bakın arkadaşlar ben İngilizce öğretmeni olduğum için bu alanda hata yapma lüksüm yok. Neden? Çünkü eğitimini almış bir insan hata yaparsa insanların eleştirisine maruz kalır değil mi? İşte dersiniz ki öğretmen olduğunu söylüyor ama bunu yapıyor. İşte alttan bir yazı çıkıyordu. İşte İngilizce öğretmeni falan yazıyordu bize. Bir de bak yanlış bilgi vermiş dersiniz haklı olarak. Ancak öğrenme aşamasında olan kişinin bu anlamda bir rahatlığı ve özgürlüğü vardır. Hoşuma giden bir fıkra var benim. Bir çocuk okula gidiyor. Öğretmen soruyor oğlum bu ne işte bilmiyorum öğretmenim bu ne bunu da bilmiyorum bu bunu da bilmiyorum e oğlum sen hiçbir şey bilmiyorsun deyince öğretmen e hocam işte onun için buradayım yani ben öğrenciyim onun için buraya geldim diyor değil mi yani öğrencinin bu noktada sınırsız bir özgürlüğü var konuşmamızı geliştirmek için atmamız gereken ikinci adım yeterli miktarda dil bilgisi ve kelime bilmektir arkadaşlar. Süslemek içinse deyimler gibi yapılara ihtiyaç duyarsınız. Deyim atasözü gibi yapıların önemi de şu noktada aslında devreye girer. Bir konu hakkında mesela tasarrufla ilgili 10 dakika konuşursunuz ve sonunda ayağını yorganına göre uzat dediğinizde bütün o anlattığınızı tek bir deyime sıkıştırmış olursunuz ve çoğunlukla da en vurucu noktası olur. Bu anlamda özellikle İngilizce mülakat, sözlü sınav gibi etkinlikler olduğunda deyimleri kullanmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Yani aklınızda cebinize birkaç tane deyim olsun ki yeri gelince söyleyin. Hatta gerekirse biraz konuşmayı manipüle edip o noktaya çekin ve söyleyin. Neden? İnsanları etkilemeniz gerekiyorsa deyimler ve atasözleri çok güçlü birer silahtır. Evet ne demiştik? Dil bilgisi, kelime, deyim bunları öğrendik. Sonrasında ise bolca dinleme yapmak. Ne gibi? Tıpkı çocuk gibi. Çocuğun dinleyip sonra konuşması gibi. Bir miktar dinleme yapıp dolduktan sonra artık taşma vakti geldi. İşte o noktada da tıpkı az önce birinci maddede de ifade ettiğimiz gibi korkmadan konuşmaya başlayacaksınız. Evet aşama aşama devam ediyoruz. Şimdi gelelim konuşmanın nasıl yapılacağına. Konuşma yapılırken en ideali bir native speakerla yani ana dili öğrenmeye çalıştığınız dil. Bizim durumumuz için İngilizce. Ana dili İngilizce olan birisidir. Ancak bunu sağlamak çoğunlukla kolay değil. En ideali bu. Bunu sağlayamıyorsanız öğrenmeye serüvenini yaşadığınız, öğrenme etkinliklerini birlikte yürüttüğünüz arkadaşınız olabilir. Ki internette bununla ilgili bir video var. İki arkadaş gittikleri ülkelerde hiçbir şekilde kendi ana dillerini değil, gittikleri ülkelerin dillerini konuşarak dillerini geliştiriyorlar. Bu videonun da linkini video altına ekleyeceğim. İlgisini çeken arkadaşlar oradan bakabilirler. Eğer bu da mümkün değilse yani İngilizce pratik yapacağınız bir arkadaşınız yoksa o zaman kendi kendine konuşma yöntemini deneyeceğiz. Burada tabii şunu düşünmeyin hemen hocam kendi kendine konuşma olur mu? Adama deli derler. Aldırırlar evden, yatırırlar akıl hastanesine demeyin. Şöyle bir etkinlikten bahsediyorum aslında. Gündelik hayatta normal yaşarken, işlerimizi güçlerimizi yaparken mesela diyelim ki bakkaldan işte bir şişe su alabilir miyim diyeceksiniz. O anda ben bunun İngilizcesini nasıl söyleyebilirdim dediğinizde aslında İngilizce bir konuşma etkinliği yapmış oluyorsunuz. Hepsi bu kadar. Konuşmayla alakalı temas etmek istediğim son mesele telaffuz. Telaffuz tabii ki önemli ancak bazı arkadaşların gereğinden fazla bir önem verdiğini görüyorum. Şöyle ki, İngilizceyi sonradan öğrenen bir Fransız Fransız gibi İngilizce konuşur. We Bir Rus Rus gibi İngilizce konuşur. O zaman siz de Türk gibi İngilizce konuşmanızda hiçbir sakınca yok. Önce bu konuda bir anlaşalım. And you know like trying to speak English with a Turkish accent is like Zaten Hindistan'da öyle bir İngilizce konuşuyorlar, anlayana aşk olsun. You making fun of me? You correct my English, I correct your face. Stupid. Siz sevgili arkadaşlar, telaffuzdaki sadece büyük hatalarınızı düzeltmeye bakın. Onun dışındaki küçük hataları emin olun herkes yapıyor. Peki bu küçük hataları düzeltmenin yolu nedir? Bakın gerçekten çok basit ve çok düz bir yöntemimiz var arkadaşlar. Sesli tekrar. İngilizce'deki duyduğunuz cümleleri sesli olarak tekrar etmektir. Tonlamasını ve telaffuzunu da benzeterekten. Hepsi bu kadar. Bu videoda da söyleyeceklerimizin sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.